Merhabalar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden House bölüm 4 ile devam ediyoruz. Ama en son ne yaptık? Bir tane bir boyadık döşedik. Şu an kendimizi boyayacağız. Ben bir küçük boya bak rengi baktım. Buraya aldım boyamak için. Şimdi abi burayı biz kaldıralım. Burayı bir temizleyelim. Eski binalar artık bizim için eski şeyler kalmasın. Bunları da sil sil sil. Buraya bir tane mesaj gelmiş. Kendime merhaba, burasını başka biri temizlemez diye bir mesaj bırakmışlar bize. Şuraya boyamamışız çünkü arkasında oluyor. Şu bizim için önemli bir şey. Onu şöyle koyabilsek çok güzel olurdu. Koyamıyoruz, tamam. Şunu da satalım. Şunu da satalım. Şunu kıramıyoruz değil mi? Aa, çok iyiymiş la. Kabloyu bağlama. Güzel. Tamam. O zaman ne yapalım abi? Alalım buradan boyamızı. Sonra şöyle yapalım. Sonra da bunu bir küçültelim şöyle. Şöyle hoppa bir boyayalım. Güzelce boyayalım abi. Bu rengi seçtim. Bilmiyorum neden bu rengi seçtim ama güzel olur diye düşündüğüm için böyle biraz daha ferahlatıcı bir hava verir diye bizim memlekete. Güzel olur. Çok boya almış olabilirim. Şeyimizi böyle boyayabiliriz bu arada. Anca kurtarır gibi duruyor. Şurada bir mesaj var bu arada. O neymiş? Bitkileri sonra unutma. Şunları alalım. Bu mesajlar bizim için önemli. Bunların yeri burası hocam. Bunlar burada dursun. Şurada bir mesaj varmış. Bize bunlar ailemizden gelen mesajlar. Bunları koyalım abi. Şunları satabiliriz. Kendimiz doldururuz zaten ne almamız gerekiyorsa. Bakayım şöyle. Fena olmadı hocam. Fena olmadı. Güzel oldu. Tavan da boyarız. Şöyle de boyayalım. Şöyle yapalım hatta. Aynen öyle. Şöyle boyayalım. Oh. Böyle. Ha. Burayı da boyadık. Güzel oldu. Hatta şunu arkasına da bakalım. Aynen bak. Burası çünkü boyanması gerekiyor. Bir mektup varmış. Mektubu şuraya koyalım. Şurayı da boyayalım. Şöyle. Oh, güzel. Ne oldu? Güzel oldu. Şimdi bunu bir taşıyalım. Şu yeni kovayı şuraya bir taşıyalım. Şu boş kovayı da alalım buraya. Kovayı. Şu duvarı boyayalım. Bu duvar da tam bizim boyamalık duvarımız. Şöyle. Heh. En sevdiğim. Oh. Şöyle boylu boyunca. Böyle boyayalım. Ama burada herhalde şeyler var. Şunları satmam lazım herhalde. Bazıları çıkmış, bazıları kalmış. Şurada boya bitmiş. Şunun boyası bitmiş. Şundan boya alalım. El değiştirince şey gidiyormuş bu arada. Boya şeyi ya. Olur ama sıkıntı değil. Şöyle ha. Şöyle boyayalım. Boya bitti. Duvarı boyamak anca hocam. Bu arada özellik geldi. Özellikle daha az boya gitmez zımbırtısı vardı. Onu bir açalım bence. Onu bir açalım hocam. Boyayamıyorum. Niye? Boya yok çünkü. Oh. Oh. Aa, sınır kapattım herhalde. Ha, o gitti. Tamam. Ama bu özellik iyi oldu ya. Onun da abi. Heh. Şu özellik var ya mükemmel oldu. Sınır tanımıyoruz artık. Bölge seçmeden istediğimiz gibi boyayabileceğiz. Bu çok iyi oldu hocam. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bu hoş bir şey. Ama boya bitiyor. Tabii boyayı daha iyi kullanmaya alabiliriz ileride. Ama şu ana kadar. Fena olmadı bu arada rengi. Işıklandırma yaptığımız zaman orada hava kararıyor. Ha. Bu güzel haber. Bu güzel haber hocam. Bu güzel haber. Bunu severiz. Şimdi şuraları boyayalım. Yine boya bitti. Heh. Oh. Aa, boya bitti lan. Aynı yeri bir daha boyayınca herhalde boyada bir sıkıntı oluyor gibi olabilir. Bence de cam göbeği boyası biraz alalım ya. Şöyle ha. Lazım gibi, çok lazım gibi. Valla mağazayı açtım, ilk önüme gelen boyayla boyamaya başladım aga. Benim birazcık şeyim o yönde.
mantığım en azından güzel olur diye düşündüm. Ha, kötü olmadı. Vallahi yalan yok. Kötü olmadı bence. Fena değil. Fena değil hocam. Şurayı da boyayalım. Oh. Aynen öyle. Bakayım. Güzel. Ama ışıklandırmadan kaynaklı mı la bu? Bak, aynen ışıklandırmadan kaynaklı herhalde. Dur bakayım. Aynen. Işıklandırmadan kaynaklıyım. Sıkıntı yok. Şuraları da boyamamız lazım. Buralar kesin boyamamız lazım. Boyalım. Fulleyelim boyasını. Şuraları da boyayalım. Şöyle. He. Kendi evimiz ya. Bu evimizi en azından satarız ileride eğer şey olursa. Bir sıkıntı olursa satarız gerekirse. Hoppa. Oo. Güzel boyadık. Burayı boyayalım mı? Burayı da boyayalım bence. Burada boyanmayı hak ediyor. Tabi buraya bir tane şundan getirmemiz lazım. Şunu bir getirip buraya da boyamamız lazım. Şurası boyam değil. Oo. Kapımızı kapatalım. Tamam. Güzel. Tavanı da boyayacağız. Tavanı boyayana kadar burası bizim şu anlık ilk ellediğimiz mekan olur. Güzel olur. Şimdi burada ışıklandırma yapmamız lazım. Tavanı boyamamız lazım. Tavanı ne yapalım? Beyaz rengine boyamamız daha mantıklı olabilir. Yüzey kaplama. Tavanı kaplatabiliriz. Altın fayans, metalik. Bu fayans ama. Bir dakika. Ne dedim bu işi? Ne dedin hocam? Güzel oldu ya. Metalik falan böyle. 4 tane alalım. Boyayalım ya bir yerimizi. Güzel oldu. Hoş hoş. Altın kaplamalı. Işığımızı açalım. Işığımızı açamadık. Işık çalışmıyor. Elektrik gitti. Olur öyle şeyler. Şurayı da vereydik. Var canım bir sürü metal kaplamalı. Bir de şuraya bir halıyı satmak istiyorum. Halıyı sonra döşeriz. Hoşuma gitti biliyor musun? Gerçi bu büyüyor ha. Bu kadar büyüyor. Oh, haydi. Okey, bu kadar büyüyor. Şöyle ha. Bir ışıklandırma atalım mı ya memlekete? Ha, aydınlatmalar. Tavan lambası aynen. Böyle bu. Çok pahalı. Ben düşündüm de bu da güzel olur da. Bakayım. He, şöyle. İşte bu. Şunu kapatalım. Altınlı altınlı. Güzel güzel. Hoş oldu hocam, hoş. Her yeri kapladık. Şurayı boyayamamışız. Şurayı da boyayalım. Heh. Şunu açalım. Bak çok da güzel oldu.
Şöyle de kaplamaya devam edebiliriz bu arada. Girişte altın kaplamalı olsun. Girişte altın kaplamalı olsun. Böyleli. Çok güzel olmadı. Fena olmadı hocam. Sıkıntı yok bence. Bence bir şey teşkil etmiyor. Güzel oldu. Şunları ben kullanırım bu arada mekanda. Bizim evin her yerine altın kaplamalı yaparım ben. Sıkıntı yok hocam. Şöyle. 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 He. Al sana altın kaplamalı mekan abi. Oh. Gayet güzel, gayet hoş oldu. Bize tezgah lazım. Bize raf lazım. Mutfak için. Mutfak için böyle bir şifonyer koyacağım. Kombidin koyacağım diyorsun. Aa bu renkler iyiymiş. Bu da iyiymiş ha. Yere mi konuluyor? Bu yok. Bu raf ya. Bu mutfak eşyaları nerede? Bu neymiş? Yerde kahve masası. Şöyle bir tane çalışma masasında biz hallederiz bu işimi bence. Şöyle baş şu televizyon. Tavamızı koyalım. Evde genciz. Çocukluk arabamızı koyalım. Benim bir laptop vardı la. Hocam benim bir laptop vardı. Ne oldu ona? Şu tavamızı da koyalım. Şurada dursun. Şu cookie'yi yiyeceğiz. Mouse'u şöyle koyalım. Araba anahtarını da koyalım şuraya. Ev anahtarı. Burada dursun. Şunlar da şurada köşede dursun. Şuraya kaplamamışız zaten. Şunu da şuraya koyalım. Şunu bir satalım. Sonra şuradan alıp şurayı bir şöyle yapalım. Şunu şuraya da yapacağım. Elimdeki bitsin diye buraya da yapacağım. Tamam. Böyle güzel oldu. Vallahi aldın kaplamalı. Bak bir hoş oldu. Bir sadelik bir güzellik var. Güzel. Daha yapılacak çok şey var evimizde zaten. Ev aletleri burada işte ya. Büyük aletler. Bunları para harcar mı? Harcasak mı ya? Ben dolap istiyorum ha. Ben dolap istiyorum hocam. Yok mu? Var şunlardan. Bunu buraya sığması lazım hocam. Alo. Şundan istiyoruz bir de. Şöyle olsun. Şimdi şöyle güzel oldu. Bir dolap atalım. Şöyle. Yanına bir tane şunlar atalım. Şu tarafına tam olması gerekiyor. Ama bizim mesajlarımızı aşağıya koyalım. Gidelim bu evimizi bugün bu bölümde evimizi güzelleştiriyoruz. Yani en azından bir odayı güzelleştiriyoruz bir tık. Burada 100 kat çok kötü. 100 katı düzenleriz. Şu an böyle güzel. Bu ne mesela acaba? Sat. Sat baba. Köşeye de bir dolap lazım gibi ya. Şu sağır gibi ne dedin? Yok. Arası boş kaldı. Bir tık. Şöyle. Şöyle yaparız. Fena olmadı hocam. Bize yeterli olarak. Bize bana yeterli. Bak güzel. Ev eşyalarımız öyle. Burada bir tane çalışma masamız var.
Bir tane sandalye alabiliriz sandalyelerden. Evet. Ha ben de bundan var mesela. Ah. Oo. Aynısı lan. Vallahi aynısı var ha. Ve oturdun. Bak karşına aldın. Bak şimdi. İzle. Zınk. Lan masa. Heh. Şunu bir çek. Şu solda durur. Onu bulamazsın sonra. Bu böyle durur. Böyle durur. Şurada da cookie olur. Tamam. Şurada da telefonumuz olur. Tamam. Burada tavamızı. Bunlar sonradan düzenledi. Bak güzel oldu. Fena olmadı hocam. Fena olmadı. Fena yok. Sıkıntı yok. İleride düzenleriz. Daha ileride bir sürü şeyler ekleriz. Göreve gidelim artık. Ya da göreve mi gidelim? Evet, göreve gitmek daha mantıklı. Gelecek vadede müzik grubun garajımı kiralayarak ekstra para kazanıyorum. Genellikle ünlü gruplar gelmiyor ama geçen hafta Nokta Stones grubu garajımda ve bir konser verdi. Düşünebiliyor musun? Çok heyecanlıyım. Her zamanki müzik kulübüm olsun istemişimdir. Hayallerimi gerçekleştirmeye hiç bu kadar yakın olmamıştım. Şimdi fark ettim de olaylardan sonra temizlik kısmını hiç hesaba katmamışım. Ay gerizekalı. Açık konuşmak gerekirse konser sonrasında o kadar çılgın bir parti verdi ki oturma odam şu an tanınmaz halinde. Ama bu grubun dediği her şey parasını ödemeye teklif etti. Bu yüzden bence içeriği modernize etmenin tam zamanı. Yeni ve temiz oturma odamı görmek için can atıyorum. Ve arkadaşım biri mahvetmeden önce bir kaçırdı. Temizlikçi geldi. Biz temizlikçi LTD ŞT virgül parantez ünlem. Abo. Merhaba. Hocam merhaba. Şunları bir satabilir miyim? Müzik grubunun eşyaları. Sandalye kırmışlar. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Posterler var bir sürü burada. Aa. Teknolojik. Simsar yeteneğimiz level almış. Evet. Ne var lan orada? Beleş. Enayi telefonu. Sıçmışlar zaten buraya. Sıçmışlar. Sıvanmışlar gerçekten. Bilmiyorum ne çöp. Büyükmüş çöp arkadaş. Her şeyi aldım içine. Vallahi her şeyi aldım içine. Al. Şunlar da. Al. Al şurada telefon var. Abo. Ya yani buraya ben temizlik aracıyla falan girmem lazımdı. Bu neymiş hocam? Ne içtiniz, yediniz burada, sıçtınız? Adam ayak izleri ye. Mavi ayak iziyle gitmiş bile ya. Yani. Bize yeri şeyle siliyor. Bezle siliyor zaten. Bize ayrı bir şey. Danteliz he. Yeri şeyle siliyor. Dantelle. Işıkları da satmamız gerekiyormuş. Sildik her şeyi. Şey daha var. Poster var abi bir yerde. Ve ben o posteri göremiyorum. Abi bir tane poster var. O da yerde mi? Evet yerdeymiş. Leke var bir de bu da hala. Bu rengin hiçbir açıklaması yok yani. Her şeyi anlarım. Abo. Abi bu temizlikçi tutmuş lan. Bu ne hocam böyle? Neyse dıştan içe doğru gidiyoruz en azından. Yani. Bu da var mı? Leke var hala. Nerede? Ha el izi yapmış. Tamam buranın işi bitti. Aynen. Hadi bismillah içeri girelim. Ara ara ne oldu? Ha ara. Öyle nasıl gidiyor? İyi kötü gidiyor. Kral ağzına sıçmışsınız. Belli belli.
I do too. Keşke. If I knew you earlier, I would totally invite you. I mean, it was like an open entry anyways. But I would, like, bug you until you'd say you're definitely coming. And the concert was amazing. I gotta tell you. Bir dakika abla. I thought you were kidding by saying a cat plays the keyboard, but nope. İçmiş gerizekalı kedi ork çalıyordu diyor. Tell you a secret. That little kitty. Bana yürüdü herhalde ya. Anladığım kadarıyla. Ağzına sıçmışsınız ortalığın. Ha. Biz en hızlı temizlikçi olalım. Daha hızlı temizleyelim. Gerçekten yani ortalığın içinden geçmişler. Söyleyecek tek şey bu. Burada ayak izi ne ya? Ne yaptınız? Ne ettiniz burada ya? Hayvan mı beslediniz oğlum burada? Bu ne böyle ya? Var mı burada hala kirlilik? Var. Olmaz olur mu anasını? Hala 3 tane leke var. Heh. Burası ayrı bir location. Ondan kaynaklı. Bir yerde çöp var ama. Burada karpuz koymuşlar. Gördüm. Ne yapalım? Temizlik var. Süpürelim bir. Burayı bir süpürelim. Yani burayı bir süpürelim hocam. Çöp. Çöplerini temizleyelim. Var. Şunları da al. Tamam. Şimdi şunları bir düzeltelim. Bir şeyler de almamı istiyor hala. Ha, şunları satmamı istiyor zaten. Buraya baştan sona düzelteceğiz anladığım kadarıyla. Sandalyeler hariç. Şu da hariç. Kumandayı da sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Attım valla. Bu ne? Ne var? Ne var içinde? Vazo. Bu ne? Vazo. Bol bol vazo. Bunlar partide umarım sağlam tutarsınız yani. Hiç güven vermiyorsunuz hocam. Amma da vazo varmış. Da bileydim çıkarmazdım. Şimdi şunları da satmamı istiyor muhtemelen. Aynen. Şunu da sat. Var mı başka satılacak? Tabak. Tabakları satmayın. Şimdi neyse. Bir tane bundan almam istiyor. Sana ben biliyorum rengini nasıl alacağımı. Nerede o renk? Vazoyu. Allah ortaya dikerim vazoyu. Şöyle bir tane bundan. Bir tane televizyon. Bir tane şundan şöyle ağzına sissinler ortalığın diye şundan bir tane koyalım. Bir tane komodin. Raf. Rafı da şuraya koymak sanki daha mantıklı gibi. Tam kırsınlar diye böyle ben bunu buraya koyacağım. Kırsınlar abi. Şöyle. Nerede? Tam kırılmalık lokasyonda mükemmel. Şöyle bok gibi koyayım da. Siz bu burada zaten kırarsınız bunları. Bir daha hiç gerek yok yani. Al abicim. Bu da burada dursun. Bu da böyle dursun. Koyamıyoruz. Şu var çünkü. Bu da şöyle dursun. Bu da burada dursun. Şu saksı da şu köşeye koyarız saksıyı. Şunu bir kapa yolla. Şu saksı burada dursun. Şu bitkiyi de buna dikeyim. Bir tane halı. Abi halı dediğin timsah derili olur. Böyle de bir rengi olur. Bok gibi de rengi oldu. Bir tane TV standı. Bir tane kitaplık. Kitaplığın üzerine rafı daha iyi dizebiliriz bu arada. Şöyle. Sanki bunun bir parçasıymış gibi. Bir tane saat tam buraya. Bir tane puf şuraya. Bir tane life bilmem zımbırtısı şuraya. Bir tane de bundan.
Alamıyorum bu arada. Satmam lazımmış. Sattım. Leke var burada. İyi, buranı göremedim. Ben burada leke var hocam. Ben körüm ya da göremiyorum. Vallahi göremiyorum leke nerede. Cam mı? Yo. Ha, şuradan bahsediyor. Okey. Abo. Burada biri ayin yapmış abi. Burada biri iç çok kötü ayin yapmış. Hocam ne yaptınız burada ya? Burada ne yaptınız? Şunu bir çöpe koy. Şunları bir çöpe koy. Tamam. Düzelttik. Sıkıntı yok. Burada biri yatıyor mu lan? Yok. Sıkıntı yok. Kapa bunu. Şimdi yukarıyı bir halledelim. Burada bir ne var? Burada bir sat diyor şunları diyor. Posterleri. Sat kardeş diyor bana. Diğer üçünü bulabilirsem satacağım zaten. Yani o konuda gerçi buradalarmış. Burada görevimiz var. Burada bir görev var. Burada çöp ve lekeler var. Tamam. 3 yıldız yaptık sonunda görevi. Ben gidiyorum. Yapacağınız işi sorayım. Bu ne böyle ya? Bir temizlik yaptık. Yemin ediyorum bitmek bilmedi ya. Ver paramı ver. 6600 para veriyorsun 600'ü zaten. Temizlik görevlisi miyiz? Şey görevlisi misi miyiz? Ben anlamadım gitti ya. Kapaya. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. House Flipper'ın 2'nin bu bölümde böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. İyi günler, hoşça kalın.